Gül kokulu mutfaklara hoş geldiniz. Bugün sizler için patatesli yumurta yapacağız. Bunun için 4 adet patatesimizi alıyoruz ve minik küpler halinde doğruyoruz. Patates miktarı tamamıyla sizin kişi sayınıza bağlı. Patates miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Doğrama işleminden sıkılmamanız için bu andan itibaren videoyu hızlandırıyorum. Bir taraftan patatesleri doğrarken diğer taraftan da bir tavanın içerisine bol miktarda sıvı yağ alıyoruz ve ocağa koyarak yağın kızmasını sağlıyoruz. Kızmış olan yağın içerisine doğramış olduğumuz patateslerin yarısını boşaltıyoruz. Ve bir miktar tuz ilave ederek karıştırarak güzelce kızarmasını sağlıyoruz. Minik bir püf noktasını vereyim hemen. Testerin hepsini atmamamızın nedeni patateslerin birbirine yapışmasını engellemek. Yağ ne kadar bol olursa ve patateslerin ne kadar azar azar kızartırsak patateslerimiz o kadar tane tane olur ve o kadar güzel kızarır. Kızaran patateslerimizin ardından bir tavanın içerisine kızartmış olduğumuz patateslerimizi alıyoruz. Ve geriye kalan patateslerimizi de yağın içerisine boşaltarak güzelce kızartıyoruz. Diğer tarafta 4 adet sosisimizi halka halka doğruyoruz. Dört adet yumurtamızı bir kasenin içerisine alıyoruz. Üzerine bir miktar tuz ilave ediyoruz. Ve tel çırpıcı yardımıyla çırparak yumurtanın sarısının ve beyazının birbirine karışmasını sağlıyoruz. Patatesi koymuş olduğumuz tavayı ocağımıza alıyoruz. Bir taraftan da doğramış olduğumuz sosislerimizi düzgün bir şekilde patateslerimizin üzerine diziyoruz. Sosis koymak zorunda değilsiniz. Tamamıyla bu sizin damak tadınıza bağlı. Sosislerimizi güzelce dizdikten sonra çırpmış olduğumuz yumurtamızı güzelce sosislerimizin üzerine gezdiriyoruz. Tavamızın kapağını kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Pişip pişmediğini anlamak amacıyla hafifçe spatula yardımıyla altına bakıyoruz. Eğer altı kızarmışsa patatesli yumurtamız pişmiş demektir. Pişen patatesli yumurtamızı servis tabağımıza ters çeviriyoruz. Üzerine bolca kaşar peyniri serpiştiriyoruz. Ve patatesli yumurtamızın üzerine bir kapakla kapatıyoruz. Kaşarlarımız eridikten sonra dilediğimiz şekil ve büyüklükte dilimlere ayırıyoruz. Dilimlerin üzerine ketçap sıkıyoruz.
patatesli yumurtamız servise hazır. Görmüş olduğunuz gibi şahane bir görüntü. Emin olun ki tadı da muhteşem. Spatula yardımıyla pizza dilimi şeklinde olan patatesli yumurtamızı servis tabağımıza alıyoruz ve afiyetle kahvaltıda tüketiyoruz. Görselliğiyle ve tadıyla şahane patatesli yumurtamız denemeye değer bence. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın.